Sevgili izleyicilerimiz, Balıkesir ili İvrindi ilçesi Kayapa mahallesindeyiz ve Kayapa mahalle muhtarı Sayın Hasan Çetin'le beraberiz. Bakalım Kayapa nasıl bir yer? Kayapa'da ne hizmetler yapacak? Muhtarımızdan öğreniyoruz. Öncelikle muhtarımızı tanıyoruz. Kayapa mahallesi Hasan Çetin. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Öncelikle Kayapa'yı bize bir tanıtır mısın? Kayapa'mızın destiyle uğraşır, hayvancılıkla uğraşır. Kayapa'mız güreşle tanınır. Kızılcık Festivali olur. İlçeye kaç kilometre mesafede? 15 kilometre. Efendim ben burada hayvanlar falan görüyorum. Genelde büyükbaş, küçükbaş durum nasıldır? Vallahi hayvancılık geriye gidiyor. Herkes hayvanlarını satıyor. Azaldı. Benim hayvanlarım vardı. Biz de sattık. Para kazanamıyoruz. Yani çiftçilik bitme sürecine geldi. Devletimizden yani destek bekliyoruz. Devletimiz destek veriyor ama hani yeterli değil. Yeterli değil. Yani buzağı desteklemesi veriyor, süt desteklemesi veriyor. Ama yani yetmiyor. Yani bize destekleme verdiği 10 kuruş verdiği zaman 20 kuruşta bir yerden yemlere zam geliyor. Bizim İvrindi kuzusu dediğin zaman İstanbul'da satılıyor, Balıkesir her yerde satılıyor. Yani bizim destek vermesinler, bizim malımızı pazarlasınlar. Hı hı. Yani sütümüzü satsınlar, peynirimizi satsınlar. Devlet yani bu aracılığı sağlasın bize. Süt birliği diyelim, hayvanlarla ilgili böyle kooperatifler yok mu sütlerinizi değerlendirecek? Var. Yani tarım kredi kooperatifimiz var, kalkınma kooperatifimiz var. Ya kooperatifimiz de yani nasıl çalışsın ki, yani her şeye yeme zam gelmiş, 100 lira olmuş yem, 90 lira olmuş. Nasıl çalışsın kooperatifimiz? Yani kooperatifin başkanı yardımcıların maaşını zor ödüyor. Yani bitti hayvancılık, bitti. İvrindi bölgesinde herkes hayvanlarını kestirdi, sattı. Yani bunun yani geri dönüşüm bir önce tedbirlerini alınmasını istiyorum. Merhaba, ey mehteran. Merhaba, Gönder Başı. Sizlere de merhaba. Sayın protokolüm, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi mehteri olarak bu festivale geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mehterim adına saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Mehteran, nöbete selah der faslı. Osman Paşa, Asu, haydi, ya Allah. Oh,
Balıkesir ili Balya ilçesindeyiz. Ve tabii ki Balya ilçesine gelince şöyle dedik ki güzellikleri de bir görelim. Neler var neler yok. Artık yavaş yavaş sonbahardayız. Kış mevsimine doğru gidiyoruz. Ama Balıkesir'in bu güzellikleri bitmiyor bir türlü. Efendim çok güzel bir yere geldik. Nereye geldik? İstanbul'daki Kadıköy'e gelmedik efendim. Balya'daki Kadıköy'e geldik. Ve çok güzel burada bir piknik alanımız var. Evet. Efendim bakalım kim varmış piknik alanımızdaki bu yerin işletmecisi? Balya. Balya Göktepe Köyü'nden Eşref Göktepe. Balya Kadıköy'ün çay bahçesini işletmedeyiz. Kadıköy mü? Kadıköy çay bahçesini işletmedeyiz. İşletmecisi. Evet. Fakat yerimiz çok güzeldi. Yazlaya burada sezon açılıyor Nisan'da. Nisan'dan sonra sezon açılıyor burada. Yoğurtlayımızdan, ayranlayımızdan, ondan sonra cıma tereyağlayımızdan, ondan sonra gözleme, ondan sonra tostlayımızdan çay bahçemizi bu şekilde çalıştırıyoruz. Ben çay bahçe işletmecisiyim. Ya sen şimdi özendirdin bizi. Gözleme dediğin, tereyağı dediğin, yoğurt evet, dediğin, ayran evet, dediğin. Seni özendirdim ben. İnşallah yazın geleceksiniz, bunları tadacaksınız, ondan sonra sevineceksiniz. Demek ki hakikaten sen delikanlı, düzgün bir çocukmuşsun efendim, diye söyleyeceksiniz. Efendim, yörüklerin zaten adeti bunlar. Evet. Bakın mesela arkamızda evet, bir tane deremiz var. Evet. Efendim evet, köprümüz var, bu arabalar geçiyor. Mesela. Bu yol evet, böyle Balya'ya gidiyor. Balya'ya. Efendim, Bandırma'dan. Bandırma, Gönen, Balya, buradan Akçay. Ha böyle gidersiniz evet, Gönen'e ama şöyle biraz dönerseniz Balıkesir'e doğru. Biz de tabii evet, yavaş yavaş gideceğiz. Çaylarımızı getirdi. Allah evet, razı olsun. Yani o kadar nefis, temiz bir oksijen ki değme gitsin. Evet. Gelip görmeye değer yani. Değer diyor. Değer. Değer. Geldiniz mi misafirlerin çayları bizden ikamda değil. Her zaman için gelin. Mesele kalmadı. Evet. Çay içen çay içen, yöğük ayanı içen yöğük ayanı veririz. Bir daha söyle bakayım nereye gelecekler? Kadıköy, Balya Kadıköy çay bahçesine gelecekler. Tamam. Bitti. Ha. Bizden ayrılmayın. Ha. Efendim bekliyoruz. Bye bye.